Evet. Biz geldik, kurulduk. Bugün Ömerli Barajı'ndayız. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Sabah yağmur vardı. Bugün baya baya iyi ama öğleden sonra. Şimdi bir mangal yakacağız. Değil mi? Evet. Güzel bir mangal yakalım. Aynen. Bu sefer Ömerli Barajı'na sıfır çektik. Görüyorsunuz. Çok güzel bir yer ama çok kalabalık hafta sonu diye. Uzak bir yere gidemedik bu 3 gün tatilde. Aynen. Yine çalışıyor Gülşah. Bıraktıracağım sana iş. Ama çok güzel bir yere kurulduk diye tahmin ediyorum. Çünkü inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Çok fazla aile var. Çok güzel bir yer. Evet, burayı daha çok sevdim. Onun güzel olması da bence bir cevap veriyor. Evet. Rüzgar yok. Şu anda sıcakladım bile yani. Size yağmura, çamura Alıştık ya. alıştık ve buna Evet. hazırlıklıydık aslında. Evet. Tam biraz Bakalım. şaşırdım. Birazdan mangal yakarız. Evet. Küçük bir drone çekimi yaparız. Canalaz olta atar. Onu oyalayayım mı oltayla? Vereyim mi oltasını? Şu an oyalanıyor zaten. Tamam. Güzel, güzel şey. Tamam. Görüşmek üzere. Evet. Mangalı küçücük bir odunla yakmaya çalıştım. Yeni tip kömürler varmış. Ateşi tutar tutmaz köze dönüyor. Bizim kırmızı 3 harfli marketten aldığımız kömürler işe yaramadı. Aynı şekilde yanmadı. O yüzden buraya odun bulmaya geldim ama çok fazla kalabalık. Zor bulacağız. Bakalım içerilere doğru bulabilecek miyiz? Kırmızı 3 harfli marketten kömür alıp da odunsuz gitmeyin. Ben denedim. Bir işe yaramıyor. Instagram'da keşfette falan önünüze düşüyor ya. Hani böyle ateş tutuyorsunuz sadece. Köze dönüşüyor bir anda. Öyle değil yani. En azından 3 harfli kırmızı markette değil. Hadi bakalım bulabileceğiz mi? Turna var diyorlar ama sen tutabilecek misin? Merhaba. Merhaba. Çık bakalım. Birazcık yansın babacığım. Ondan sonra daha yeni tutuşmaya başladı, tamam mı? Sen de orada balığını at. Tut bakalım Bakalım balık tutabilecek tutabilecek misin? misin? Saat kaç oldu hayatım? 18.49. Kaç? 18.49. İyi. İyi mi? Acıktım, Tamam. acıktım. Yanıyor. Babacığım. Buraya takacak mısın? Yok babacığım. Bu at çek şimdi. Sahte. Sahte yem Sahte takmayacak yem diyorlar buna. Evet babacığım. Bunun adı mısın? sahte yem. Bunlar. Onu da atacağız. O sabit duracak. Ver bakalım. Ver bakalım. Bir tane atacağım. Geri vereceğim sana. Baba neden öyle diye satıyorsun? Böyle O bak gel. kadar. Bu kadar. Çık bakalım yanından. İğneyi takmadım. İğne var ucunda. Attın ya can. Attın ya. Böyle böyle çekiyorsun. Hızlıca, tamam mı? Peki babacığım. Ne kadar Kaç anneciğim? Çünkü hem aşağıya hem yukarı sarması lazım. Bak ne yakaladık. Hayır. Diyorsun. Al bakalım. Şimdi sen atmayı biliyorsun. Nasıl atacağını da biliyorsun. Ama önüne bak, dikkat et. Tamam mı? Dibe takılır, hızlıca sar. Var mı bir şey? Tamam. Bir daha atmayı denedim. Süper, kapat. Çok iyi atıyor, farkında mısın? Evet. Bak bak nasıl sarıyor. Aferin. Hadi bakalım balık geliyor mu dersin?
Merhaba. Merhaba. Yine anne baba saati. Aynen öyle. Canalaz uyudu. Biz güzel dinlendik aslında. Sen pek dinlememiş gibisin ama. Balık mı o? Bence balık. Atayım mı, ne dersin? İnşallah yarın canalaz yakalar. Atayım mı? Atma ya. Benimkinin... Canalaz çok istekli. Aynen. Sanırım benimkinin şeyi bitti. Değil. Pili bitti. Mikrofonu. Ortaya alayım mı mikrofonu? Yok, tamam. Tamam mı? Neyse, spontane bir kamp. Evet. Canalaz çok istedi kamp yani yapmayı. Biz normalde seçimden sonra, 28 Mayıs'tan sonra gidecektik ama istediği için gidelim dedik. Ömerli Barajı'na geldik yakın diye. Bir saatlik yok. Güzel ama çok kalabalık. Yani o 3 günlük tatili insanlar gerçekten çok iyi değerlendirmiş. Ama biz geçen geldiğimizde hava çok serindi. Ona rağmen yine kalabalıktı yani. Ben bence şu anda havalar çok güzel. Yani drone videolarından da göreceksiniz. Sahile sıfırız Ömerli Barajı'na. Ve bu sıra komple şey... Karavan. Karavan. Çadır da çok fazla. Aynen öyle. Güzel yer bulduk. Güzel, keyifli. Aslında çok kalabalık olmasına rağmen çok sessiz, sakin bir yerdeyiz. Yani aile kendilerini bilen insanlar, projeksiyonlar. Bir şey dikkatimi çekti. Ne? Sen kısa kolluylasın, ben mutluyum. Ama şimdi ben çok iş yaptım. Titredi. Çok iş yaptığım için, sen hep oturduğun için. O yüzden de... Ulan bir laf mı geldi acaba? Bu arada şunu söyleyelim. İlginç bir şekilde yani ailemiz büyüyor, YouTube ailemiz. 992'deyiz. Yine artık doldu diyebiliriz. Geldiğimiz zaman buraya İki tane aile sizi tanıyoruz deyip resim çektirmek istedi. Biz çok mutlu olduk, çok garip olduk yani. Çok değişik bir histi bence. Bizim amacımız çok güzeldi. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri değil mi? Çekip sizlere sunmak. Hani bir fikir olması amaçlı daha tanımıyor çok. Tanımıyor olmak da bir garip geldi bize yani. Evet, gerçekten garip. Güzel bir şey. Bence de güzel bir şey. Aileler şeydi yani. Hanımefendiyle beyefendi geldi bir tane. Bir tane bayağı muhabbet köyün, evet, köyün içinde bir tane arkadaş geldi. Abi ben seni takip ediyorum diye. Allah razı olsun, herkes şey böyle. Güzel, sevecen karşılıyor bizi. Buradan da selam söyleyelim bari. Evet, aynen öyle. Arkamızdalar şu anda. Evet, arkamızda. Yarın görürüz yine. Yarın görürüz. Öyle işte. Keyifli. Akşam bu arada. Ya ben bütün haftanın yorgunluğunu attım diyebilirim. Oturdum ya, o yüzdendir. Nereye oturdum acaba? Yani fiziki olarak ben daha çok iş yapıyorum. Onu fark ettim. Bundan sonra Gülşah çekecek kameraları. Ben çekmeyeceğim. Kurguyu sen yap. Ama bu sefer mangal yaktık. Bu yüzden yemek olayını... Arkadaşlar, onu bana... söyleyeyim. Biz yeşil odun yakmıyoruz. Kırılmış edin o yeşil odunları buluyoruz. Onları bir sonraki kampa hazır hale kuruyana kadar bekliyoruz. Yeşil ağaç kesmiyoruz. Birkaç arkadaşımız söylemiş. Doğaya saygılı insanlarız. Böyle şeyler yapmayız biz. Hatta doğaya saygı derken aklıma Canalaz'ın bugün söylediği geldi. Ne dedi? Maalesef Canalaz'ı biz şey olarak yetiştiriyoruz. Yani doğaya saygılı olarak yetiştiriyoruz ve daha bugüne kadar ne bizim yere bir çöp attığımızı gördü ne kendisi böyle bir girişimde bulundu. Yan tarafımıza arabayla birileri geldi. Evet. Buradan onları çekiştireceğim. Kusura bakmasınlar. Görmezler onları, izlemezler. Evet. Ve sandalyelerini almışlar. Çok güzel. Aslında yaşları da vardı. 50 yaşlarında. Evet, 50 yaşlarındalar. Oturup çekirdek çıtlıyorlar. Ve Canalaz şey dedi. Anne bakar mısın bu tarafa dedi. Baktım, dikkat etmedim. Ne var anneciğim dedim. Dedi ki anne yere atıyorlar çekirdeklerini. Evet, çekirdek çöplerini yere atıyorlardı. Ve çocuk bile şok oldu yani. Ondan sonra biraz yüksek sesle de söyledi. Hani duymalarını istedi aslında. Hani
çok yanlıştı. Buraya tekrar tekrar geldiğimiz yerler. Hani ne evet. olursa olsun hani çöplerin bu şekilde atılması ve bunun bir çocuğun söylemesi benim çok hoşuma gitti ayrıca. O da ayrı bir şey. Evet. Çünkü doğa içerisinde çocuğumuz yani en önemlisi doğayı çok seviyor. Evet. Doğduğundan beri doğada. Aynen öyle. Kalabalığı sevmez. Sessiz sakinliği sever. Evet. Bu şekilde. Yarın o zaman görüşürüz. Bir şey diyeceğim. Görüşürüz. Yok, var mı? Var mı şeyler? Anne baba saati yapalım. Hep kameranın karşısında. Aynen. Aynen. Azıcık biz de keyif yapalım. Arkadaşlar görüşürüz yarın. Görüşürüz. İyi günler diliyorum. Günaydın. Günaydın. Oy. Vallahi hatun çok güzel sofra hazırlamışsın. Kızartmalar benden. Ekmek nerede ekmek? Hoppa. Patates de var canım. Anneciğim yerin kalmadı tabağında. Onu da verirsin. Ben patatesi istemem. Aa, baban yaptı o patatesi. Ama bizim istemem. Allah Allah. Bana ekmek yok mu? Ha işte o. Şöyle uyumaktan alalım, uyumak. Karadeniz olduğunu kabul ettin yani. Ama uyumak güzel yapıyorsun. İzmitliyim. Karadenizli sen. İzmitliyim. Baban Trabzonlu. Ben İzmitliyim. Kocan Ordulu. Ne yapayım? Ordun, oğlun da Ordulu. Nerelisin sen Can? Söyle bakayım. Nerelisin? Neresin anneciğim? Ordulu tabi. Ordulu değilsen dedenin köyüne götürmem seni bu yaz. Oo. Nerelisin? Sen de birazcık abartmadın mı? Bence de sen de birazcık abartmadın mı? Nasıl olmuş baktım. Hadi canına sağlık. Can bundan bir yesen var ya. Oğlum Karadenizsin sen. Bu böyle şeyler yiyeceğim bak Karadeniz yemeği. Bak. Çok uzamıyor ama karavanda bu kadar. Peynirini bulamıyoruz. Yani. Evet.
Ben karavanda tişörtle yatıyorum. Neden tişörtle yatıyorum? Üstüme de ince bir şey alıyorum. Battaniye alıyorum. Sebebi şu. Eğer soğuk olursa ilk önce ben üşüyeyim. Webosta'yı açayım. Webosta'mızın termostatı var ama 5 kW olduğu için çok fazla ısıtıyor. Yani çok içerisi çok sıcak oluyor. Nefes alınmayacak kadar. O yüzden uzaktan kumandası var. Uykumun içinde çok üşüdüysem açıyorum. Çok sıcaklıysam kapatıyorum. Siz bunları hiç duymuyorsunuz tabii. Siz piştik. Siz piştiniz de işte benim sayemde. Yoksa üşüyecektiniz. Ya çok sıcak oldu. Nefes alamıyordu bir ara. Merhaba. Merhaba. Kahvaltıyı yaptık. Oltayla balık çok tuttuk. 5 kilo satacağız onları. Değil mi? Yine şu balık tutamadık. Niye tutamadık ya? Niye tutamadık? Niye tutamadık? Bu gacıya hep şey oluyoruz, rezil oluyoruz. Ne yapacak bilmiyorum ya. Ama profesyonel balıkçılar var ileride. Onlarla konuştuk. Çok ses olduğu için mesela turnaya attık. Turnanın şeyi burası değilmiş. Karşı taraflarda olurmuş. Decathlon'dan şey istiyoruz. Biraz önce geçtiler. Kano. Kano. Kano olsaydı işte giderdim karşıdan. Turnaya yakalardım. Gelelim. Hep bir bahane. Malzeme. Hep bir bahane ve hep bir malzeme. Doğru. Ama yok, ne yapayım? Yemledik. Hayır. Kapanmadı o. Yemledik. Sahte attık. Mısır attık. Yok yani. Olsaydı gelirdi. Diyorsun. Yok yani. Diyor. Bak hiçbir tane göremiyorum. Ya koskoca gölde. Profesyonel balıkçılar tutamamış. Bu tarafta yoktur. Belki karşıda vardır. Bilemem artık. Biraz sonuç olarak sonuç? Sonuç sıfır. Yok. Aynen. Hava kapalı ama dışarıda oturulacak kadar güzel yani. Değil mi? Çok soğuk değil. Aynen. Bence hiç değil. Ya ben üşümüyorsam, ben de siz zaten üşümüyorsunuzdur. Güzel, keyifli. Gecesi de güzeldi. Aynen. Hiç ses yoktu. Biz de şimdi biraz önce şeyi konuşuyorduk. Yazın bir Ege turumuz var. Onları inşallah kamp size aktaracağız. Güzel bir planımız var bakalım. Değil mi? Evet, 2 haftalık güzel bir plan. Sayayım mı? Sayma. Merak etme. Sayma. Yok sayayım ya. Sayma ya. Dur, belki değişir. Evet, değişme ihtimali evet, de var. Bozcaada, Balıkesir, Foça arada yapmak istiyorum. Fırlanta plajı, Çeşme, Özdere. Şimdilik 5 noktada 2 hafta bir planımız var. Balıkesir tarafında. Balıkesir ara şey. Çok gittik de o yüzden diyor. Ben sevmiyorum. Çok fazla gittik. Rüzgarlı ve soğuklu denizi. Evet, deniz çok soğuk. Ben gerçekten sıcak. Altın kamp diyorlar ya orada. Altın kamp çok güzelmiş. O evet, diyorum. Altın kamp birazcık çok güzelmiş. Birazcık dinlenmelik. Ama Bozca'da da yorulacağız çünkü. Yer bulabileceğimizi çok düşünmüyorum. 2 gün ayırıyorum oraya. Ama şu bir gerçek yani. Çok da soğuk olmasını istemiyorum. Yaz tacını çıkıyoruz ya, sıcak olması gerekiyor. Bana kalsa zaten ben Akdeniz'e ineceğim. Şimdi o kadar iznim yok benim. Yapacak bir şey yok. Ne diyecek? Ama seni sadece Akdeniz büyük ihtimal olur gitme geliyor. Aynen. Yani sıcak. Aynen. Çok sıcak olması gerekiyor. Sıcak deniz. Sıcağı seviyoruz. Siz tabii sıcakta karavanın içerisinde nasıl olacak? Bilmiyorum. Vallahi biz karavana Eylül ayında sipariş verdik. Eylül ayında da 28-29 dereceydi. İçeri oturduğumuz zaman bir bunaltıcı bir şey yoktu yani. Ben çok fazla böyle bunalacağımı düşünmüyorum ama yine küçük bir fan tarzı bir şey alalım. Hani bulunsun çünkü gittiğimiz yerde öyle bir, ama o zamana kadar zaten kamp yaparız biz. Biz Temmuz ayında çıkacağız. Bu arada attıklarım çekirdek. Linç yeme. Linç yemeyelim sonra. Burada hepinize çok teşekkür ederiz. Gerçekten büyük bir ilgi geliyor. Bizi tanıyanlar çıkıyor. Dün bahsettik. Hoşumuza gitmeye başladı yani bu iş. Birazcık daha sık yapabilsek, birazcık daha uzun yapabilsek kamplarımızı, daha marjinal, daha güzel şeyler çıkacak. Şu an doğaçlama çekiyoruz ve doğaçlama sizle paylaşıyoruz. Evet, bir de maalesef hani çok izin olmadığından aynen dolayı çok uzak bir noktaya gidemiyoruz. Aynen. Farklı yerlere çok fazla ama gidemiyoruz. Ama şimdi Haziran ayından sonra şey yapacak. Yüce izne çıkıyor. Ondan sonra artık Kurban Bayramı ile beraber aynen bir Karadeniz Ordu turu. Ordu'yum ben. Ordu'ya geçeceğiz. 9 gün. Ondan sonra Temmuz'da 15 Temmuz civarında bir uzun bir kamp. Hepsini paylaşacağız sizinle.
Tekrardan size teşekkür ederiz. Hafta sonları da olur yani. Yine aynen. Yani şey düşünüyoruz. Ondan rahat gezeceğimizi düşünüyorum. Aynen. Ben. Sakarya taraflarındaki o yaylalara çok çıkmak istiyoruz ama Canan'ın maalesef bir şeyi var. Alerjik reaksiyon durumu var. Yaklaşık 2 haftadır geçmedi. Saman nezlesi ilaçları kullanıyor. Değil mi? Evet. Yani habire burnu akıyor. Ateşi yok, boğaz ağrısı yok ama sadece burun akıntısı ve öksürük var. Bunun sebebinde en son artık doktorumuz şey dedi. Alerjik bir reaksiyon gösteriyor mevsim geçişlerinde dedi. Şu anda sadece alerjiyle ilgili 2-3 ilaç kullanıyor. Onun haricinde bir ilaç kullanmıyoruz. Vücuda direniyor çok şükür. Ama can sıkıcı. Geceleri horluyor, uyuyamıyor. Burun akıntıları oluyor. Gün içinde öyle oluyor. O yüzden birazcık daha böyle yayla kamplarına falan gidemiyoruz. Demeyin Clio nasıl çıkacak yaylaya. Benim aslanım çıkar. Çıkıyor. Biz kızı yaylaya kadar karda çıktık. Karda çıktıysak. Aynen. Çıkıyor. Ya ben bile kullandım o arada. Hı-hı. Drone çektim ben. Drone çekerken maalesef araba bana kalıyor. Ama yine işte biraz içimde bir korku olmadı tabii. Değil. Benim de oldu. Çünkü alışkın değilim ve çok virajlı bir yoldan çıktım. Eş olarak eşlerinize cesaret vermeniz gerekiyor. Mesela ben orada Gülşah'a vermeseydim arabayı karavanla beraber. Bir de en kötü yerde. Çok dik ve virajlı bir yokuştu. Ama çıkartabildim yani. Bir daha cesaret edemezdi diye tahmin ediyorum. Direkt al ben drone çekeceğim dedim ve verdim. Nasıl yapacağım demeye kalmadan kullanmaya başladı zaten mecbur. İtiraz hakkım olmadı. Evet. Desene, ben ama yiyorum. Çıktım yani hiçbir sıkıntı olmadı. Hani ben çıkabildiysem bence herkes çıkar diye düşünüyorum. Çünkü herkes ben çıkamaz. O tarz yolda herkes çıkamaz. Şey... Gülşah yaklaşık 6 senedir evliyiz biz. 6 senedir İstanbul yollarında manuel Clio ile taksici gibi araba kullanıyor. Ama her gün yoldayım her ve gün. Her gün ciddi anlamda yol tecrübe edindi. Karavan tecrübesi tabii ki de ayrı. Onu evet, da yavaş yavaş ediyor. Başka. Aynen öyle. Araba kullanırken düz yolda çok bir sıkıntı yaşamıyorsun. Yani anlamıyorsun arkanda karavan olduğunu karavan, ama virajlı, mesela virajlı yollarda bayırlarda mesela aynen. Hani biraz sanki ya psikolojik tabii. Olarak onu hissediyorum. Yok çok büyük. Arkada yani bizim karavanımız çok uzun değil ama 3 metre 10 santim yaşam alanı çeki okuyla beraber 4 metreye yakın. Arkada 4 metre uzunluğunda bir tane daha bir şey geliyor. Onu yapmak kolay bir şey değil yani. Evet virajı almak evet. Hani orada biraz sıkıntı yaratıyor. Ama bence tek başıma tabii ki bir kamp alanına gidebilecek gidersin, kadar gidersin, değil. Gidersin. Yavaş yavaş öğreneceksin. Hemen değil. Yapanlar yapıyor. Evet belki yapabilirim ama ben karavanın dışıyla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Tüpü bana taktırıyorsun, elektriği bana açtırıyorsun. Evet. Tentiyi bana açtırıyorsun. Su, tuvaletini bana dolduruyorsun. Hadi bana temizletiyorsun da. Tuvaleti bari ben doldurmayayım. Arabayı da bağlayamam. Bağlarsın o kolay. Canavaz biliyor ama Canavaz bana anlatırsa yapabilirim. Aynen öyle. Neyse. O zaman görüşürüz. O zaman kitap zaten. Hadi kitabını oku. Hadi görüşürüz. Katlon'dan hamak aldık. Paşam hamak keyfi yapmak istiyor. Gel bakalım Can Bey. Karavanımıza yakın ağaç yok ama şu ormanın içine gireceğiz. Ne buldun? Aa. Gel bakalım. Ama bunu ben saklayacağım. Tamam babacığım. Cebine koy. Cebim var. Yok. Var. Şimdi kendi cebi var bunun Can. Tamam mı? Nasıl bir cep? Kendi cebi var işte. Bunun mu? Aha. Şimdi ucunu tut babacığım buradan. Tut buradan. Şuraya kadar gel bakalım. Bu buna... Gel. Buraya da o ip... Yani... Evet o ipin tekini sen al.
O ipin tekini sen al. İçinden geçir. Tamam mı? Geçirdin mi? Ben şunu şuraya bağlayayım. Atacağım düğüm. Bekle. İlk önce burayı yapalım. Sıra onda. Evet, aferin sana. Bravo sana babacığım. Her işte bana yardımcı oluyorsun. Farkında mısın? Ve böyle yapınca ben seninle çöp babacığım bu herhalde. Dur, bekle. Sen bana hep yardımcı olunca ben çok gurur duyuyorum seninle, biliyor musun? Nereden topladın onları? Top diye poşete koyuyoruz. Yok, nereden topladın? Gölün kenarından. Gölün kenarından topladın. Ya da şurada da. Anım olmasını istedin bize. Evet. Tamam. Yetmez sana mi o kadar? Hediye yapayım dedim. Bana hediye mi yaptın? Çok teşekkür ederim anneciğim. Tutar mısın azıcık? Tutarım. Bay bay yap. Bay bay.